Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sunar. Programından bir kez daha merhaba. Ben Nükhet Topal. Bu haftada insan ve yaşamı, gelenek ve göreneklerimizi, insana dair tüm detayları ve Osman Gazi Belediyesi'nin çalışmalarını sizlerle paylaşacağız. Panoramadan başlayalım istedik. Çünkü panoramada pek çok ziyaretçi geliyor. Pek çok ülkeden pek çok insan burayı ziyaret ediyor. Bir sonraki istasyonumuzda, durağımızda Yiğit Ali olacak. Yiğit Ali'de hizmet binası açılmıştı. Detaylarla Osman Gazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla Kadın Gözüyle programı başlıyor. Bursa'nın kültürüne, tarihine ve özellikle de Osman Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmayla geleceğe önemli bir miras bırakıldı. Bu mirasa da pek çok ülkeden, pek çok misafiri var. Tayvan'dan geliyor kendileri. Bizler de Kadın Gözüyle ekip olarak hoş güzel bir sohbet etmek istiyoruz. Hemen çevirmesini isteyeceğiz tabii ki. Evet. 对，我们很高兴，我们高兴。祝祝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 
bahsedilmiyor bu müzenin içinde. Tamamen barış anlatılıyor. Neler düşündüğü, duygu ve düşünceleri nelerdir? Öncelikle onu öğrenmek istiyorum. 您对于在这个我们在您到这个博物馆之前呢，在这边呢，我们跟您介绍都是介绍一个和平，因为他们用和平的方式做一个整个的一个过程。您对和平这个概念您怎么看呢？和平，伊斯兰代表的就是和平嘛。 İslam zaten barış bir anlamına geliyor herkes bilindiği gibi ve İslam bu dünyaya yayılması aslında bir açıdan da bu barış bu manası bütün dünyaya yayılmasıdır. Bu bir gerçektir. O zaman elçimize şunu da soralım.
Müzeyi gezerken neler hissetti? Çünkü 6 Nisan 1326'ya ışınlanmış gibi oldu. Hem Bursa'nın da zaman tünelinden geçmiş oldu. Neler hissetti onu da öğrenmek istiyorum. 那刚才稍早在给您带进到这个博物馆的时候，来给您做了一个整个博物馆的一个历史的介绍，还有布萨的一个简史的介绍。您觉得如何呢？您有什么样的看法？这个就让我们更进一步的那个对鄂图曼帝国它的过去的光荣历史。 他进到这个安纳托利亚高原，然后再进到欧洲的这个历史呢，我们更赞叹这个民族的伟大啊。Az önce bu güzel bir tanıtımla arkadaşların bize verdiği bu güzel bir sunumuyla biz bu vesileyle Bursa'nın geçmişi daha güzel bir öğrenmiş oldu ve çok güzel oldu ve sağ olsunlar ve gerçekten bu vesileyle Osmanlı'nın hani geçmiş bu muhteşem bu tarihinin de tekrar takdim ediyoruz. Peki Bursa'da olma sebepleri nelerdir? Hangi temaslarda bulunmak için Bursa'ya geldiler? 您这次为什么到Bursa来？这次在Bursa有什么样的活动吗？我们是应这个Birlik基金会邀请来，那来这边我们等于是来做一个交流，也让Bursa的这边的民间机构呢，Bursa的市民呢，对台湾有更多一点的认识。 Bursa fakirleşmiş Birlik Vakfı'nın davetiyesi olarak geldi, Bursa'ya ziyaret geldi ve bu sefer gelişimizde de buradaki Bursa'daki yani değerli halklarımıza Tayvan ile ilgili ve Türkiye ve Tayvan arasındaki ilişkileri paylaşma üzere onlara bilgilendireceğiz, bir sunu yapacağız inşallah. O zaman şöyle söyleyeyim, bu müzeyi yaptığı için Osman Gazi Belediye Başkanımızı bizler her zaman kutluyoruz. Kendisi neler söyler? 那这个我们这个在这边他们的这边市民啊，对于这个市长啊，在这成立这一个博物馆呢，总是非常的支持。有关这个部分，您要不要给市长一些什么样的鼓励或者是？哦，这是很不容易的，因为Bursa是一个很古老的城市，然后它现在是用一个很新的科技呢来展示。 历史就是把历史跟现代结合，我们要给这个市长很大的一个那个赞美，对。Bursa tarihi bir şehirdir ve şimdi bu tarihi bir şehirde bu güzel bir müze ile kavuşmak çok önemli ve bu son teknoloji ile yapılan bu güzel bu müzeyi ve bu tarihi şehrinin geçmişi şimdiki bizim halklarımıza, bütün dünya halklarımıza tanıtmak güzel bir çalışmadır. Biz Sayın Veli Başkanımıza tebrik ediyoruz, takdim ediyoruz. Peki, Tayvan Büyükelçimize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Panorama 1326 Fetih Müzesi deyince aklınıza barış gelir. Barış gelince de işte o 6 Nisan anlatılır ama hemen altındaki o kubbenin hemen altında da pek çok sergi, etkinlik yapılır. Bu anlamda da resmi mekan dedikleri hangi bir sanat dalı olduğunu benim de henüz bilmediğim ama yanımızdaki hanımefendiden öğreneceğim çok önemli bir sergiden bahsedeceğim. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Neslihan Sarı, fotoğraf sanatçısıyım. Şöyle oldu, resmi mekan sergisini 3 gün önce açtık burada. 10 Kasım'a kadar sürecek. Teşekkür ederim. Bursa'mız için hayırlı olsun öncelikle. Proje şöyle, Osmanlı döneminde resmedilen mekanları bulup o mekanları birebir aynı yerinde canlandırma yaparak çekimlerimize başladık. Kostümler dikildi, resimlerdeki kostümlerin aynısı dikildi ve canlı modellere giydirerek o resmin resmedildiği
bildiği mekanlara gidip aynı yerinde birebir canlandırmalı fotoğraf çekimleri yaptık. Böyle 40 adet resmim oldu ve ben bu resimlerden 200 sayfalık bir kitap oluşturdum İngilizce, Türkçe olarak. Çünkü yerli ve yabancı ressamların da resimleri vardı. Fransız ressam, Polonyalı, Avusturyalı, İngiltereli, birçok dünyaca ünlü oryantalist dönem ressamlarının yapmış olduğu resimlerdi bunlar. Ve dünyaca ünlü tablolardır da aynı zamanda. Satışları rekor kıran ve orijinallerinin dünyanın bütün birçok ünlü müzelerinde bulunduğu eserlerdir. Bunların Bursa'da yapılmış olması çok güzel bir şeydi ve Bursa'nın bu yönünü de ortaya çıkarmanın derdindeydim. 3 sene sonunda bu projeyi bitirdim, tamamladım ve şimdi Panorama Müzesi'nde sergimizi açtık 3 gün önce. 10 Kasım'a kadar sergimiz devam ediyor. Görmek isteyenleri, herkesin Bursa'nın bu yönünü görmesini isterim ve beklerim, ziyareti her zaman açılır. Hemen o zaman detaylandıralım. Hemen detaylandıralım. 3 yıl önce başladım dediniz. Bu sevda nereden geldi diyeceğim. Çünkü böyle bir şey yapmak gerçekten bir aşk ister. Evet. Bunu farkındayım. Aklınıza nereden geldi böyle bir işle uğraşmak? Anlatımınızdan anladığım kadarıyla hem bütçeli, hem zaman isteyen, hem sabır isteyen bir işten bahsediyoruz. Evet. Bu anlamda resmi mekan nedir? 3 soru oldu ama 3'ünü de cevaplarsınız diye düşünüyorum. Evet. Ya şöyle oldu. 3 yıl önce tesadüfen Yeşil Cami'yi gezerken tesadüfen öğrendim. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Taybiyecisi adlı eserini oraya bakarak yaptığını, orada yaptığını ve biz bunu neden bilmiyoruz diyerek aklıma gelen bir fikirdi. Ben burada birebir canlandırmalı fotoğraf çekimi yapmak istiyorum dedim. Ve araştırdıkça birkaç resim daha çıktı. Tiyatro sanatçısı olan dostlarıma bunu ilettiğimde seve seve model oluruz dediler ve onlar model oldular. Çoğunlukla tiyatro sanatçılarını kullandım. Çünkü kostümleri çok güzel taşıdılar. Çok güzel duruşlar oldu. Sonrasında da toplamda 40 adet resim oldu. Çoğunlukla Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Muradiye Külliyesi, Ulu Cami, Bursa Manzaraları gibi birçok resimler var. Dönemin en ünlü ressamlarından. Yani benim resmi mekan aslında bir nevi eski dönemi yeniden canlandırıp mekanların evet, yaşıyor olduğunu anlatabilmek amacıyla yapılan bir sanat dalı. Evet evet, yani dönemde resmedilen mekanların Bursa'da olduğunu ve hala ayakta olduğunu ortaya çıkarmak amaçlı yapmış olduğum bir projeydi. Benim için bir tutkuydu. Bunu gerçekleştirmiş olmanın bir sevincini yaşıyorum. Bursa'nın bu yönünü de ortaya çıkarmış olmanın sevincini yaşıyorum aynı zamanda. Ben sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel bir düşünce, çok güzel bir tarihimize, kültürümüze, hatta gelecek nesle çok güzel bir katkı sağlamışsınız. Değişik, orijinal bir sergiye geldik. Hakikaten ben sanatçımızı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Sanki o dönem, tarih hayata geçmiş. Sanki o döneme gittik. Biraz sonra geleceğiz, birkaç tanesine bakabildim. Fakat çok hoş, çok güzel. İşte Panoramik Müze bu bağlamda da bir kültür boşluğunu doldurdu. İşte böyle güzel bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Panoramik Müze artık Bursa'da bir marka oldu ve böyle marka sanatçıları da burada ev sahipliği yapmaya devam edecek. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Bizim Osman Gazi'mizin köyleri yaşanabilir köyler. Bursa'nın en güzel yerleri. Ve tabii ki sizler buraya sahip çıkmış olduğunuz oranda da burası daha da güzelleşir. Siz sahip çıkıyorsanız biz daha fazla sahip çıkarız. Ama siz burayı terk ediyorsanız, siz burayı kendi haline bırakıyorsanız tabii ki kendi haline bırakılmış bir yer, terk edilmiş bir yerdir. O zaman buralara hiç kimse sahiplenmiş olmaz. Ama ben görüyorum ki bizlerin tüm mahallelerinde, tüm köylerinde vatandaşımız mahallesine sahip çıkıyor, evine sahip çıkıyor, tabii ki şehrine sahip çıkıyor. Allah sizlere razı olsun diyorum.
Doğancı köyümüzde, mahallemizde oradaki bayanların kurmuş olduğu dernek ile eski okul binasını restore ederek onlar da orada aktif bir şekilde köyün canlanmasına, şehre gitmiş olsa da, şehirde yaşamış olsa da oraya gelerek orada hizmet ürettiklerini görüyoruz. Kendi kültürünü, kendi tanıtımını yaparak çok iyi bir noktaya geldi. Ürün tanıtımı ve Bursa'mızın Osman Gazi'nin tanıtımı noktasında İncir Festivali, Üzüm Festivali, İki Arif Festivali olarak bunları gerçekleştiriyoruz. Bunlar tabii ki oradaki üreticilerimizin ürününün kazanıldığı, ürününün tabii ki paylaşıldığı, tanıtımının yapıldığı ve bizlerin de onlara destek olarak, sosyal faaliyet olarak ortaya koymuş olduğumuz bir etkinlik. Bunlarla da bizler Osman Gazi'deki üreticimizin yanında oluyoruz. Tabii ki biliyoruz biz, İncir özellikle Bursa'da, Osman Gazi'de üretim noktasında, Bursa'ya girdi sağlama noktasında ciddi bir kalemi oluşturuyor. İhracat noktasında ciddi bir kalemi oluşturuyor. Ve bunun gelişmesi tabii ki Bursa'nın zenginleşmesi demektir. Bunu da bizler destekliyoruz. Programında bir kez daha Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar konuğumuz oldu. Her mahalleye, sizler her sokağa artık hizmet götürüyorsunuz. Evet. Bu anlamda da Yiğitali'deyiz ve Yiğitali'de eski bir binamız vardı burada. Faaliyet veren şimdi daha modern hale geldi. Siz neler söylersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Yiğitali bizim mahallemiz, eski köyümüz, tabii yeni mahallemiz. Burası hemen Osman Gazi merkezine çok yakın bir yerde. Dolayısıyla şehirli iç içe yaşayan güzel, şirin bir köyümüz. Tabii her köye bizlerin bir projesi var. Bazı yerde hizmet spor tesisi olarak gider, park olarak gider, hizmet binası olarak gider. Sonuçta tüm köylerimize ulaştık. Buradaki köyümüzün de eski olan hizmet binasını yıkarak yeniledik. Tabii muhtarlık binası, doktor odası, abdest alma yerleri, köy kahvesi, yani ihtiyaç neyse onları yenilemiş olduk. Tabii çevre üzerimizle birlikte cami yanında güzel bir mekan ortaya çıktı. Hayırlı olsun köyümüze, burada yaşayan insanlarımıza. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Ne pişmiş. Tamam bak. Pişmiş. Şu. Bunları geri götüreceğim ben. Götür. Semayın gel. Koy. Bunları koy. İkisini de koy. İkisini götürebilir mi? Hadi koy. Önceki konulanları çıkar. Kürek gelir kardeş kızım. Ne yaptınız?
gelsin. Kolay gelsin. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çıkarıyor musun? Bir daha ben çıkarayım ben. Çıkarıyorum. Oo, ekmek çokmuş maşallah. Hoş geldiniz. Soğuma. Pişmemiş mi daha? Azıcık daha durması gerekiyor. Tamam. Şimdi biraz daha dursun o zaman. Bugün şey işi mi? İmece. Ben geçebilir miyim? İmece işi, dernek işi. Evet. Ha, ekmekler dernek işi mi yapılıyor? Evet. Ha, tamam. Peki sen ev ekmeğini burada mı yapıyorsun? Evet. Şeyde bir hafta 10 günde bir yani, evet, değil mi o şekilde? Evet. Herkes ekmeği burada yapıyor köyde. Yapıyor çoğunlukla, yapanlar var. Tamam. Bize cemiyetlerde yani bayramlarda yapıyor. Köyün fırını bu. Herkes burada yapıyor. Burada herkesin evinde fırın yok. Tek yok, fırın yok. Burası. Evet. Fırın burası. Bir de Aynı anda kondu, aynı anda çıkmasan değil mi? Evet, evet, evet. Yani yaşamışsın, evet, bunlara pişmiştir. Zeynep, sen niye görmedin? Neredesin orada? Zeynep, sen beni şanlar pişmiş. Zeynep, buraya gel. Geliyor. Bir baksana, pişti salalım bunu yanıma. Tüm Türkiye sizi görecek. Alakadar her tarafı görecek. İnşallah. Başkanım, müşteri çok şimdi bak. İnşallah. Allah hayırlısı. Cuma günleri, cuma günleri. Şimdi ben başkan, sen geç şuraya, şimdi sen de aslında. Mutasyon aldın, tamam. Kızlar burada. Yok. Kızlar kapatma. Kızlar burada. Biraz açılabilir mi istiyorsunuz? Başkanım. Ahmetciğim, gel buraya. Gelmek. Birincisinin ilan toplantısındayız. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyor. Toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Osman Gazi Belediye'miz çalışmalarıyla, yatırımlarıyla, kültürel yatırımlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir tempoyla arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla, üniversite, akademisyenler, STK'lar bizlerle birlikte birçok faaliyet içerisindeyiz. Yatırımlarımız başlı başına her konu başlı bir gündem, uzun sohbet olabilecek faaliyetlerimiz var. Kültürel faaliyetlerimiz de aynı şekilde. Kültür merkezlerimizde yapmış olduğumuz çalışmalar hepsinde bir ay boyu dolu dolu. Şimdi yeni sezon da başlıyor. Bu çalışmalarımızı tüm vatandaşlarımıza açık olarak sürdürüyoruz. Panellerimiz, sempozyumlarımız, edebiyat yarışmalarımız, Osman Gazi Belediye'mizin sınırları aşan çalışmaları, uluslararası nitelikte çalışmalar ve bu çalışmalar ile bizler edebiyatımıza, kültürümüze, sanatımıza değer katıyor, yeni edebiyatçıların, yeni yazarların yetişmesine zemin oluşturuyoruz. Tabii bunları yaparken bizlerle birlikte olan
hocalarımız, jüri üyelerimiz, STK'larımız, üniversitelerimiz bizlerin en büyük itici gücü oluyor. Böyle bir programı birlikte yaptığımız zaman bunun etkisinin daha geniş kapsamlı olduğunu, daha farklı kesimlere daha etkin bir şekilde ulaştığını görüyoruz. Ve bu şekilde bu çalışmalarla da vatandaşlarımızın ufkunu açmaya, geçmişi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması Türkiye sırlarını aşan bir yarışma. Buradan birçok yeni şair, yazar çıktı. Çıkmaya devam edecek. Bunu sürdürüyoruz ve hakikaten ilgi odağı haline gelmiş. Sadece Türkiye'den değil, Türkiye dışından buraya katılanlar oluyor. Ve bu da bizlerin yapmış olduğu bu çalışmanın etkisini bu şekilde göstermiş oluyor. Mevlana Şiir Yarışması da liseler arasında olan bir yarışma. Bizler buna 2011 yılında başladık. O zaman sadece Bursa merkezde, Osman Gazi'de, Bursa'da bu yarışmayı gerçekleştirdik. Daha sonraki aşamada bunu Türkiye satına yaydık. Bu yarışmamızda belediyemizle birlikte Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği bunu birlikte sürdürüyoruz. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bizim yanımızda olduğu, bizlerle birlikte olduğunu biliyoruz. Ve bu vesileyle de tüm okullarımıza, Türkiye'deki tüm okullarımıza ulaşmış oluyor. Yani 81 ilde liseler bu yarışmayı duyuyor. İçinde ilgili olan öğrenci varsa, bunu takip eden varsa bunlar da yarışmaya katılıyor. Bu yarışmalarımızı belli konu başlıklarından yaptık önceki yıllarda. Geçtiğimiz yılda bu yıl bunu serbest olarak bırakıyoruz. Şu öncelikle Mevlana'yı yarışmacı, yarışmaya katılmak isteyen, kendini şair gören kişi bilmesi gerekiyor, tanıması gerekiyor. Ve tabii bir konuyla sınırlama yerine üstadlarımızın düşüncesi serbest kalması, serbest biraz daha rahat bir ortam olacağı düşüncesiyle, düşüncesini daha ifade edeceği varsayımıyla bu kabul edildi, öyle düşünüyorum. Ve katılım tabii ki daha fazla olmuş oluyor. Bu sene de yine yarışmaya sadece bir eserle katılacaklar. Daha önceden derece almış olan eserler yarışmaya katılamayacaklar. Tabii kendi isimleriyle değil, müstahar isimle katılacaklar. Çünkü bilinmesin kim tarafından yazıldığı, kim yarışmaya katıldı diye. Ve bu yarışmaya müracaatlar da Mevlana Şiir Yarışması Osman Gazi Beltere adresine e-posta yoluyla gönderilecek. Yarışma 9 Eylül'de başladı ve 23 Kasım 2019 Cuma mesai bitimine kadar da talepler alınmış olacak. Ve ondan sonraki süreçte jüri üyelerimizin önüne gelecek ve jüri üyelerimiz yapacakları değerlendirme sonucunda da kazanan eserleri açıklamış olacaklar. Kazanan yarışmacılara 3 tane 1000 lira mansiyon verilecek. Üçüncüye 3000 lira, ikinciye 4000 lira, birinciye de 5000 lira ödül verilecek. Tabii yarışmamızın en önemli ayağı jüri üyelerimiz. Başta Metin Önal Mengüşoğlu hocamız, Profesör Doktor Nesrin Karaca hocamız, Doçent Doktor Saadettin Eğri hocamız, Ercan Yılmaz ve Mustafa Başpınar da bu ekibin içerisinde. Ben kendilerine başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Ve tüm yarışmacılarımızın inşallah en etkin bir şekilde buraya katılarak onlara da başarılar diliyorum. İnşallah iyi eserler ortaya çıkacaktır. Ve yine şunu ifade etmek istiyorum. Her yıl olduğu gibi jürimizin belirleyeceği eserler kitap haline getirilecek ve bizlerin kütüphanelerinde yerini almış olacak. Teşekkür ediyorum. Başkanım sizden başlayalım, böyle devam edelim. Sizler görüşlerinizi alalım. Değerli başkanım, değerli hocalarım, kıymetli basın mensupları, 2011'den bu yana düzenlemiş olduğumuz Mevlana Şiir Yarışması'nın 9.sunda bizimle aynı heyecanı paylaştığınız için, bizimle burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Hazreti Mevlana her çağda, her dönemde insanlara bir ışık olmuş. Kitapta da gördüğüm gibi aşkın kapısı olmuş. Bir değerli büyüğümüz ve hiçbir zümreyi ayırt etmeksizin, hiçbir çağı ayırt etmeksizin herkese yol göstermiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde de gençlerimize şiirlerini yazmakta, onlara bir fikir oluşturmakta, onlara bir ilham vermekte Hazreti Mevlana yine ışık olacaktır.
yine ölümsüzlüğünü, yine aşkın kapısı olduğunu yeni nesillere gösterecektir. Zaten yarışmanın 9. senesinin yapılması da bu kapının kapanmayacağı, bu kapının hep açık olacağını yine bize göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de inşallah devam edecek yarışmada bu dönemde belediye başkanımıza ve ekibine, inşallah jüri üyelerimize Allah gayret kuvvet versin. Hayırlısıyla güzel bir yarışmayı da sonlandıracağız inşallah. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın basın mensupları, Osman Gazi Belediye'mizin bugüne kadar gerek Tanpınar, gerek Mevlana şiir yarışması jüri üyesi olarak 9 senedir ben de buradayım. 70'li yıllarda Türkiye'de bir Amerikan filmi oynamıştı. Love Story. O kadar ünlenmişti ki, Batı o kadar propaganda yapmıştı ki, biz de işte üniversite hayatımızda seyretmeye gitmiştik arkadaşlarımla. Çok sıradan ama masum ve temiz iki gencin sevdasını anlatıyordu. Bir türlü benim aşırı dikkatimi çekmedi. Sebebi şu, benim ülkemde lise çağında yaşayan bütün gençler böylesine temiz, nezih, naif bir sevgiyi zaten yaşıyorlardı. Onlar için bu niye bu kadar ilginç? Şaştım kaldım. Şunu söylemek istiyorum, benim ülkemin insanları gerçekten bu anlamda, özellikle de lise çağındaki gençler öylesine harika bir hamur ki geriye bunları yoğuracak hocalar, geriye bunları yoğuracak sağlam bir eğitim lazım. Ve bu eğitimin yerli ve milli olması gerekiyor. Bunu sağlayacak olan bir damar, Celaleddin Rumi'nin başlattığı bir damardır. O anlamda ben bu işin bir parçası oldum. Lise çağları, gençlerimizin gerçekten bütün kültürel hayatının, ideolojik hayatının, düşünsel hayatının oturduğu çağlar. O bakımdan liseliler üzerinde titrememiz gerekiyor. Şimdi şiirle başlar ama sonra resimle, müzikle, sanatın öteki dallarıyla da sürdürür. Okullarda resmi müfredattan bir temel alıyor insanlar ama sanat resmi müfredatla öğretilemiyor. Sanatın okulu olmuyor. Sanat ancak usta-çırak ilişkisiyle gelişiyor. Gençlerimiz şiirler yazarak, şiirleri okuyan jüriyle tanışarak, şiirleri okuyan jürinin de vaktiyle şiirler yazmış ustalar olduğunu görerek, onlarla tanışarak belki geliştirebilirler diye bu yarışmaların son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onun için bir parçası olmayı sürdürüyorum. Bu sebeple evvela başkanımıza, sonra da Mevlana Derneği'ne, işte eğer aramızda olsaydı Milli Eğitim'in temsilcilerine teşekkür etmek isterdim. Ama geçen yıl maalesef Milli Eğitim çok fazla sarılmadı. Dolayısıyla Türkiye sathına çok iyi yayılmadı. Buradan onu duyurmak istiyorum, Milli Eğitim'imize sağlam bir biçimde bunu Türkiye liselerine yaysınlar. Çocuklarımız sivil anlamda, resmi müfredatın dışında bu tür etkinliklere katılsınlar. Yani eğer duyurulursa, edebiyat öğretmenleri ucundan tutarlarsa çocuklar katılıyor. Ama duyurulmazsa, şimdi mesela bir örnek hatırlıyorum. Batman'da 40 tane lise var. 40 tane lise var. 40 liseden hiçbirinden tek bir eser gelmiyor. Ama bir liseden 30 tane eser geliyor. Sebebi nedir biliyor musunuz? Bir tane sağlam edebiyat öğretmeni var. Çocukları teşvik ediyor. O bakımdan Milli Eğitim'e çok iş düşüyor. Bize destek vermesi lazım. Belediye kapıları açmış. Burada bu eleştirimi de duyurmak istiyorum basın kanalıyla. Milli Eğitim sağlam biçimde sahiplensin. Bu son derece kıymetli bir çalışmadır. Çocuklarımızın hayatı için, gelecek hayatı için, hatıraları için son derece kıymetli bir çalışmadır. Bunu söylemek isterim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, teşekkür ederim. 9'un uğruna inanıyorum hocam. Açıkçası 9. etap Mevlana Şiir Yarışması'na ilk kez jüri üyesi olarak katılacağım. Şunu söylemek gerekir ki aslında bu Mevlana'nın davetine, çağrısına belediyemizin aracılık etmesi, vesile olması. Çünkü gel çağrısına bir şekilde bu böyle de yani gidilir.
biz de bu yolu açmış oluyoruz. Hepsinden önemlisi liseli öğrencilerin yarışma heyecanını yaşaması, ona katılımda bulunmak gibi bir basamak elde etmesi. Onlar güzel ama kalıcı olan da o ilk 40 dereceye giren, yani seçilen 40 şiirin bir kitapta yer alması geleneksel olarak. Önünüzdeki seri bu 8 kitabı içeriyor. Ömürleri boyunca unutamayacakları bir hatıra, bir motivasyon katacak öğrencilere böyle bir etkinlik. Öyle görmek lazım. Orhan Şahik Hoca rahmetli demişti ki bir yazısında, şahsen sohbetlerinde de tanık olmuştum. Yani vahiy kitabı değildir ama Yunus Emre'nin hani divanı, Mevlana'nın mesnevisi vahiy kitap değildir ama vahiy kitaptan sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonraki bizim en önemli kıymetlerimiz. Şiir yazmak afaki bir şey değil. Tabii şiir yazmaya soyunan, yeltenen aday, öğrencimiz, gencimiz Mevlana'yı merak edecek. Mesnevi gibi bir literatürle, koca bir deryayla karşılaşma ihtiyacı duyacak. Onu karıştıracak, değil mi? Yani o denizden damlaların belki farkına varacak. Oturup ilham bekleyecek bir şey değil. Kültürel bir derinliğe de girme ihtiyacı duyacak ister istemez. Dolayısıyla o paylaşım, o anlam hayatına da farklı bir yön katacaktır. Duyurulmasının, katılımın geniş çapta sağlanmasının amacına ulaşacağını görmek en büyük hayalimiz. Hayırlı olsun diyorum ben de. Teşekkür ediyorum hocam, buyurun sizlerde. Teşekkürler başkanım. Kadim sanatımız olan şiirin genç nesiller tarafından bu şekilde sürekli gündemde tutulması, daha canlı hale getirilmesi açısından böyle bir yarışma son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de 3 yıldır jürideyim. Şunu fark ettim ve çok da mutlu oldum. Her yıl dereceye girenleri açıkladığımızda Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinden öğrencilerimizin dereceye girdiğini görüyoruz. Bu son derece sevindirici bir şey. Yani bu yarışmanın Türkiye'nin pek çok şehrinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Sadece belki bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Yarışmamızın ismi Mevlana Şiir Yarışması. Başkanımızın da 2 yıldır ifade ettiği gibi konu serbest esasında. Evet. Ama bir problem var, o da şu. Bu duyuru yapan öğretmenlerimizin konunun serbest olduğunu çocuklara özellikle belirtmesi gerekir. Aksi takdirde okuduğumuz şiirlerin hemen yarısı sadece bir Mevlana güzellemesi niteliğinde oluyor. O bilgiler de zaten hani Google'dan alıp indirilmiş olan bilgilerin kafiyelenmiş ve nazma dökülmüş hali oluyor. Bu anlamda dikkat edilirse çok daha nitelikli şiirler çıkacağını düşünüyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başkanımız ve şahsında bütün arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Şimdi burada bu serbest dedik ama Mevlana'dan ruh alarak yeni bir yaratış ortaya koymalı. Bunu telkin edebilmeli edebiyat öğretmenleri. Bu onlara düşüyor. Onun için ben biraz bir leğenin üzerinde duruyorum. Bizim yapacağımız bir şey değil ki. Yani dolayısıyla elbette ki Mevlana'dan bir ruh alarak yeni bir yaratış ortaya konulmalı. Yani arkadaşımızın söylemek istediği bu. Evet, teşekkür ediyoruz. Thank you.
Tofaş Spor Kulübü Başkanı Sayın Cengiz Eroğlu'yu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hepiniz Tofaş Spor Kulübü'nün SEM sahaları 50 pota projesinin örnek tesisinin açılışına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Türkiye'de sporun yaygınlaşmasının önemli olduğundan hareketle geçen senede Tofaş'ın şirket olarak kuruluşunun 50. yılı olmasını da birleştirince yaşadığımız, hayat bulduğumuz Bursa şehrine yönelik böyle bir proje yapma kararı aldık. Tofaş'ın 50. yılında Bursa'da 50 tane SEM sahası, 3x3 basketbol oynamaya müsait bir projeyi başlattık. İşte bu senede inşallah bu 50 tesisi tamamlayıp Bursa'daki gençlerin, çocukların hizmetine açacağız. Burada tabii özellikle Bursa'daki değerli belediye başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür etmek istiyorum. Bu iyi bir spor kulübü, yerel yönetim işbirliği projesi de oldu aynı zamanda. Belediyelerimiz de bu projeye çok destek verdiler. Saha tahsis ettiler bizim için. Bizler de bu potaları gerçekleştirdik. Şimdi sporun bir önemi de bence Türkiye'deki genç potansiyelin ortaya çıkarılması için önemli. Gittiğimiz her toplantıda, her yerde okuduğumuz dokümanlarda hep Türkiye'nin genç ve potansiyeli olan bir ülke olduğundan bahsediliyor yurt dışında. Ama bir taraftan da bu potansiyeli ortaya çıkartmak lazım. Bu potansiyel de tabii iyi eğitimle oluyor. Ama eğitimi de yalnızca okul eğitimi olarak düşünmemek lazım. Aslında spor da başlı başına bir eğitim. Bu sahalarda ter dökenler rekabetin ne demek olduğunu, başarının ne demek olduğunu, mücadelenin ne demek olduğunu öğreniyorlar. Yani amaç yalnızca iyi eğitimi dersliklerde değil, aslında derslik dışında da vermek. Onun için de bu tür projelerin yayılması bizce çok önemli. Geçtiğimiz aylarda da Gençlik ve Spor Bakanımız da Türkiye'de 10 bin tane sokak basketbol sahası projesinin aslında başlangıcını yaptı. Bu açıdan baktığımız zaman da biz aslında burada Bursa'da da bir meşaleyi de yakmış oluyoruz. Bu ikisi de çok önemli projeler. Mutlaka çocuklarımızın, gençlerimizin sporla birlikte olması, sporla haşır neşir olması Türkiye'nin geleceği için de çok önemli olacak. Ben sözlerimi burada son verirken bir kez daha Bursa'daki değerli belediye başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye'mize, bize sağladıkları bu imkan, sağladıkları destek için bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için ayrıca da teşekkür ederim. Bugün Türkiye'de basketbolun en değerli kulüplerinden biri olan Tofaş Spor Kulübümüzden aldığımız davetle sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tofaş Spor Kulübü'nün yerel yönetimlerimizle hayata geçirdiği değerli işbirliği sayesinde planlanan 50 potadan 30'unun hizmete sunulduğunun müjdelenmesi için birlikteyiz. Tofaş Spor Kulübü bu projede emekleri bulunan herkese, uzun uzat Tofaş Spor Kulübü'ne ve bu işbirliğinde emekli olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Federasyon olarak böyle kıymetli projelerin her zaman yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyoruz. 50 Pote projesiyle Bursa'daki köklü basketbol kültürü daha da canlandırılacaktır. Hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin yaşam alanlarının içinde basketbol oynayabilme imkanları artacaktır. Basketbolu günlük hayatımız içine yerleştirebilmek bizim de federasyon olarak öncelikli hedeflerimizden bir tanesidir. Bu spora küçük yaşta mahallede adım atmış ve ay yıldızı formayı yüzlerce kez gururla giymiş biri olarak basketbolun Türkiye'nin her evinde izlenir, her mahallesinde oynanır olması benim en büyük hayallerimden biridir. Tofaş Spor Kulübü'nün ve belediyelerimizin bu değerli katkısını diğer kulüp ve belediyelerimizce de örnek alınmasını arzu ediyoruz. Değerli misafirler, sözlerime son verirken sizlere de bizi yalnız bırakmayıp burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Tofaş ailesi, camiası, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su, değerli basın mensupları, değerli Osman Gazi'ye hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada
Osman Gazi Belediye'mizin aslında park açılışları, rutin törenlerimizden. Fakat bugün daha farklı bir projeyle sizlerin karşınızdayız. Tofaş, Bursa'mızın gururu. Tofaş, Türkiye'mizin gururu. Tabii Tofaş'ı yollarda görüyoruz. Her tarafa hakim. Ve şimdi tabii sahaya indiğini görüyoruz. Kendi evinde Bursa'da sahaya indiğini görüyoruz. Yapmış oldukları 50 pota Bursa çapında ve Osman Gazi içinde 8 pota bu şekilde uygulayarak basketbolu gençlere, çocuklara, sporculara sevdirme yönünde atılan bir adım. Bu adımın Osman Gazi'de ilk açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu törenimize hoş geldiniz diyorum. Tabii araba deyince Tofaş akla gelir, basketbol deyince de Tofaş akla gelir. Bu da bizim Bursa'mızın bir gururu. Ve tabii böyle marka olmuş hem kulüp hem üretim fabrika olarak baktığımızda da Bursa için 50 tane pota çok az bana göre. Sahaya inmişsek bence bunu daha da arttırmamız lazım. Biz bu projeye hazırız. Zaten bizler bunun dışında Osman Gazi Belediyesi olarak 35 farklı noktada bu şekilde basket sahaları yaptık. Tabii gençlerimiz, kendini genç hissedenlerimiz ve her yaşta insanımız spor yapsın diye bizler Osman Gazi Belediyesi olarak Osman Gazi'nin her noktasına ulaşarak 10 yılda 42 spor tesisi gerçekleştirdik. Bunun dışında bu tür sahalarda 104 tane fitness aletleri koyduğumuz, yani her insanın, mahallede yaşayan her insanın gelip spor yapabileceği imkanları onlara sunduk. Ve bunları sunmaya devam ediyoruz. Bugün Osman Gazi Belediye'mizin Park ve Eşit Alan Müdürlüğü 44 farklı mahallede 32 noktada işinin başında. Bu sadece bizlerin bir müdürlüğü. Fen işlerine baktığımızda onlar da aynı şekilde 70 küsur noktada çalışmalarını sürdürüyor. Yani Osman Gazi için çalışıyoruz, Bursa için çalışıyoruz ve burada yaşayan tüm insanlar için, tüm canlılar için çalışıyoruz. Tarihi dokumuzu ayağa kaldırıyoruz. Tarihi dokularımız dendiğinde Bursa Osmanlı'yı kuran şehir biliyorsunuz. Dolayısıyla yoğun bir tarihi eser portföyümüz var. Bunlar kimileri yok olmuş, kimileri yıkılmış, kimileri ayakta durmaya çalışıyor. Bizler bunları ayağa kaldırıyoruz. Ve eski Bursa'yı inşa ediyoruz. Ve şu anda en yoğun çalışmış olduğumuz nokta da Hisariçi. Oruçbey Caddesi'ni inşallah açacağız. Arkeolojik kazı çalışmalarımız devam ediyor. Yani Osmanlı öncesi, Bitinya dönemine kadar Bursa'da hangi dönemler geçmiş bunları ayağa kaldırıyoruz. Ve bu tarihle birlikte yeni şehri inşa ediyoruz. Bulunmuş olduğumuz bölge Osman Gazi'mizin gelişim bölgesi. Hamitler, Güneştepe, Yunuseli bölgesi. 2010'dan bugüne 140 bine nüfusu çıkan bölgemiz. Yani planlardaki uygulamalar bitti. İnşaat çalışmaları tamamlandı sayılır. Tabii bu modern yapıyla birlikte Bursa kendini burada buluyor. Ve bu bölge Bursa'nın gelişim bölgesi. Ve burada altyapı çalışmalarıyla, parklarıyla, spor tesisleriyle vatandaşlarımız güzel bir mahallede, yaşanabilir bir mahallede yaşamlarını sürdürüyorlar. Tabii Osman Gazi Belediyesi olarak eğitime, kültüre, sosyal hayata, sosyal faaliyetlere önem veriyoruz. 8 farklı kültür merkezimiz, 5 sosyal gelişim merkezimiz yani bilgi evleri, buralarda da ilkokul öncesinden başlayarak üst yaşlara, ileri yaşlara kadar gelip bir şeyler üretmek isteyen, bir şeyler öğrenmek isteyenler için de faaliyet sahalarımız var. Buralarda çok aktif bir şekilde çalışıyor. Yine bakım rehabilitasyon merkezi, sosyal belediyecilikte Türkiye'de en üst seviye dediğimiz tesisi de inşallah inşaatını bitiriyoruz. Bunun da açılışını gerçekleştirerek vatandaşların hizmetinde sunacağız. Şehircilik diyoruz, kentsel dönüşüm diyoruz. İşte bu bölge bir gelişim merkezi. Demirtaş 16 bin nüfustan 85 bin nüfusa çıktı 10 yıl içerisinde. Panayır bölgesi yeni bir gelişim merkezi. Soğanlı kentsel dönüşüm bölgesi Türkiye'nin prestij projesi.
Şu an orası yerleşime açıldı, vatandaş yerleşti ve Cumhurbaşkanımızın zemin artı 5 kat diyerek uygulandığı tek yer, bir cazibe merkezi. Bunun arkası gelecek inşallah, devam edecek. Tabii yine Osman Gazi Belediye'mizin şehir merkezindeki eskimiş bölgeyi kamulaştırarak kaldırdı. 145 milyon kamulaştırmaya para harcadı ve şu anda Bursa'nın en önemli projesi. Belediyelerin bugünün Türkiye'sinde yapmış olduğu ciddi bütçeli bir yatırım, Osman Gazi Meydanı hafriyat çalışmaları başladı. İşte burası da Bursa'ya nefes aldıracak bir meydan, şehir içi trafiği rahatlatacak otoparklarıyla muhteşem bir tesis. Vatandaşlarımızın Bursa'nın özlemle beklediği bir tesisi inşallah bitirerek hizmete sunmuş olacağız. Evet, spor diyoruz. Sporda Osman Gazi Belediyesi spor kulübümüzle bizlerin 33 branşta 200 milli sporcu yetiştirdik. Bir olimpiyat şampiyonumuz, 3 dünya şampiyonumuz, 76 Avrupa ve 570 Türkiye şampiyonu yetiştirdik. Bunun dışında yaz spor okullarıyla 250 bin öğrenci ulaştık. 2014 yılında başlatmış olduğumuz köylerin mahalleye dönüşmesiyle birlikte her köye spor ve park projesiyle köylerimize de park ve spor alanları yaparak oradaki insanlarımızın da yaşam kalitesini ve gençlerimizin vaktini geçirebileceği yeni yerleri onlara sunduk. Ve tabii sporla gelişen Bursa, sağlıklı yetişen nesiller diyerek bunların tümünü gerçekleştiriyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız, yapacağımız bu tesisle birlikte bundan sonraki çalışmalarımız Soğanlı Nilüfer Parkı, Çeltik Çocuk Parkı, Yunus Eli Yunus Emre Parkı ve Yunus Eli Samet Dilime Parkı ile bunları sürdüreceğiz. Ve tabii Tofaş Kulübü ile yapacağımız proje ile birlikte bunun dışında da bizlerin daha birçok mahallemizde bu tür yerlerimiz var, bu tür tesislerimiz var. Bunların bir kısmını yeniliyoruz, bir kısmını yeni yapıyoruz. Ama futbol sahası, halı saha olduğu kadar bundan sonraki süreçte baskete biraz daha yoğunluk vermiş olacağız. Çünkü basket oynamak isteyen kişi takım kurar, gelir oynar. Takım bulamazsa kendi de alır topunu, gelir burada oynar. Yani istiyoruz ki herkes hangi şart ve koşulda olursa olsun bu sporu yapabilsin. Onun için bizler burada bu sporu, tabii ki Tofaş'ın profesyonel sporu, Tofaş Kulübü'nün bunu tabana yayma adına, gençlere, çocuklara yayma adına bunları yoğunlaştıracağız, çoğaltacağız ve tabii ki gençlerimize spor yapma imkanını onlara sunmuş olacağız. Bizler yine belediye olarak atletizm, badminton, handbolda akademiler kurarak belli bölgede proje okulları ile birlikte çocuklarımızı spora yönlendiriyor, onlara spor yapma imkanı sağlıyoruz. 5 tane kapalı havuzumuz var. Havuzlarımızla birlikte 2 tane salonumuz var. Ve birçok noktada farklı spor tesislerimizde bizler gençlere ve Türk sporuna hizmet etmeyi kendimize bir şiar edindik. Tabii atletizm salonu Türkiye'nin en büyüğü. 73 metre çatı açıklığı ile inşaatını bitirdik. Şimdi pistini yapıyoruz bakanlıkla birlikte. İnşallah bu tesis bittiğinde atletizm sporu da Bursa'dan Türkiye'ye tıpkı Tofaş gibi yayılarak ve asıl hedefte milli sporcuları yetiştirerek onların uluslararası sahalarda Türk bayrağını göndere çekmesidir. İşte burası da basket için bir adımdır. Çocuklarımız burada, sporcularımız burada, Tofaş ailesi burada ve Bursa burada. Ben buradan teşekkür ediyorum Tofaş ailesine, basketbol camiasına. Gençlerinin çoğalması temennisiyle basketbolda, sporda Bursa'dan yeni bir kıvılcım yakarak onun tüm Türkiye esnafına yayılması temennimiz. Hayırlı olsun diyorum, tesislere saygıyla selamlıyorum. We'll be right back.
Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sundu.